İran Devlet Başkanı Mahmut Ahmedinejad bir kez daha Birleşmiş Milletler konuşmasında Hazreti Mehdi'yi anlatıyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a aittir ve barış ve nimetler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, onun halis evlatlarının, seçilmiş takipçilerinin ve tüm ilahi elçilerin üzerine olsun. Rabbim, seçilmiş sevgili kulunun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışını çabuklaştır. Ona sağlık ve zafer ver. Bizi onun en iyi yardımcıları yap ve onu doğru yoluna şahitlik edenlerden kıl. Hepimiz için hoş bir yaşam ile barış ve kalıcı güvenliği sağlamak büyük ve tarihi bir misyon olsa da başarılabilir. Yüce Allah bu görevde bizi yalnız bırakmadı ve bunun kesin olarak olacağını söyledi. Yüce Allah bize bir iyilik insanını, insanları seven ve mutlak adaleti seven bir kişiyi vaat etti. O mükemmel bir insan ve onun adı İmam Mehdi. Ona Hazreti İsa eşlik edecek. Tüm ulusların, tüm değerli erkek ve kadınların doğasında potansiyeli kullanarak ve yine tekrar ediyorum, tüm uluslarda tüm değerli erkek ve kadınların doğasındaki potansiyelle o şerefli ve ebedi ideallerini başarmada insanlığa öncülük edecektir. Mutlak kurtarıcının çıkışı yeni bir başlangıca, yeniden doğuşa ve dirilişe işaret eder. Bu barışın, kalıcı güvenliğin ve samimi bir hayatın başlangıcı olacaktır. Onun gelişi baskının, ahlaksızlığın, yoksulluğun, ayrımcılığın sonu olacak ve adaletin, sevginin ve anlayışın başlangıcı olacak. O gelecek, bilim ve bilginin kapılarını açarak cahilliği, batıl inançları, ön yargıyı yok edecektir. Sağduyuyla dolu bir dünya kuracak ve küresel yönetimde herkesin toplu, aktif ve yapıcı katılımını sağlayacak bir temel oluşturacaktır. O, tüm insanlığa iyilik, ümit, özgürlük ve itibar sunmak için gelecektir. O geldiğinde insanlar, insan olmanın ve diğer insanlarla birlikte yaşamanın zevkini tadacaktır. O, elleri birleştirmek, kalpleri sevgiyle doldurmak ve düşünceleri herkesin güvenliği, huzur ve mutluluğu için arındırmak üzere gelecektir. O, derilerinin rengi ne olursa olsun, Hazreti Adem'in çocuklarını uzun tarihsel bir ayrılık ve bölünmeden sonra tabii kökenlerine döndürmek ve onları ebedi mutluluğa kavuşturmak için gelecektir. En büyük kurtarıcı ve adil olan ile Hazreti İsa'nın gelişi insanlık için daimi parlak bir gelecek meydana getirecek. Ki bu zorla ve savaşlarla değil, düşüncedeki uyanışla ve herkesin içindeki iyiliği geliştirerek olacaktır. Onların gelişi dünyanın soğuk, donmuş bedenine yeni bir hayat üfleyecektir. O, çiçek açan mevsimlerin müjdeleriyle insanlığa cahillik, fakirlik ve savaşların kışına son vererek bir bahar getirecektir. He puts an end to the winter of ignorance for humanity. Now we can see and we artık baharın tatlı kokusunu ve meltemini hissedebiliriz. Bir bahar ki belirli bir ırka, etnik gruba, ulusa veya dine ait olmayan bir bahar. Bir bahar ki tüm Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika topraklarına gelecek bir bahar. O, tüm adalet arayıcılarının, barış yanlısı ve ilahi elçilerin taraftarlarının baharı olacaktır. O, tüm insanlığın baharı ve tüm çağların yeşilliği olacaktır.
Gelin ellerimizi birleştirelim ve anlayış ve işbirliğiyle uyum ve birlik içinde onun nihai gelişi için yolları açalım. Ebedi neşe ve inayeti tatmak için, insanlığın susamış ruhları için kurtuluş yolunda hep birlikte yürüyelim. Yaşasın bu bahar, yaşasın bu bahar ve yaşasın bu bahar.